Herkese merhabalar arkadaşlar. Zeynep'in Renkli Lifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tasarımı bana ait olan yuvarlak kalp lif modelini çalışacağım arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve benimle çalışmaya başlarsınız. Videoma başlamadan önce sizlerden abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone ol butonunun yanında zil işaretini de tüme getirirseniz videolarımdan ilk önce sizler haberdar olacaksınız. Beğeni ve yorumlarınızla da kanalıma desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Böyle bir kalp lif çalıştım. Sizlere inşallah beğenirsiniz. Sizler de yaparsınız. Çeyizler için oldukça ideal ve güzel bir lif olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de bol siparişler alırsınız bu modelden diyorum ve lifimi nasıl yaptığımı kısaca size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar lifimiz 6 adet dilimden oluşmakta. Ben 5 dilimini yaptım videomuz fazla uzamaması adına. Bir dilimini sizlerle beraber yapacağım ve birleştirmeyi göstereceğim. Sizler de 6 adet parçayı yapıp birleştirip böyle yuvarlak güzel kalp bir lif yapabilirsiniz. Biliyorsunuz birçok kalp lif modeli var. Umarım bu da size farklı ve güzel gelmiştir ve yaparsınız diyorum. Ve hemen size hangi ipleri kullandığımdan bahsetmek istiyorum. Beyaz ip kullandım ben arkadaşlar ve pembe renk tercih ettim. Sizler farklı renklerle de yapabilirsiniz. Hani renk renk her renk olabilir. Kırmızı, sarı, mavi nasıl isterseniz. Ben sizlere bugün pembe ile merhaba demek istedim. Dilerseniz şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Bismillah diyelim ve lifimizin yapımına başlayalım. Ben 3 adet zincir çekeceğim. Hemen ikinci zincirimin içine 1 adet fıstık yapacağım arkadaşlar. Ve kapatıp bir fıstık daha üstüne yapıyorum. Bunu kapatmıyorum ve hemen karşıya dibine ilk başlangıcımızdaki çektiğimiz zincirin ilk zincirimize hemen şöyle bir fıstık da buraya yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 2 adet fıstığı tek seferde kapatıyoruz. Evet, şu şekilde. Şimdi ters çeviriyoruz. Hemen ikinci sıramıza geçtik. Buraya da bir fıstık yaptık, kapattık arkadaşlar. Tepesine, dibine ve karşıya. Evet, üçlü fıstık yaptık ve kapattık. Ben hemen şöyle size göstereyim. Bu şekilde oldu. Hemen artırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Tepesine ve dibine ikili fıstık yaptık. Ve tek seferde topladık. Bakın. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi tekrar çevireceğiz arkadaşlar. Üçüncü katımıza geçiyoruz. Şu şekilde hemen üçüncü katımıza da bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Tepesine, dibine 2 adet fıstığımızı yaptık, kapatmadık. Evet arkadaşlar, burada hemen pembe ipimize geçmeliyiz. Onu sabitleyelim. Pembe ipimizi, bakın bu beyaz ipi yürütmem gerekiyor. Onu buraya getireceğim. Hemen şu ortaya pembe ipimi şöyle iki zincirle sabitleyeyim. Evet. Şimdi bir fıstık da buraya yapıyorum arkadaşlar pembeyle.
Şöyle göstereyim. İki beyaz, bir pembe. Şimdi üçünü tek seferde topladım arkadaşlar. Böyle. Şimdi devam edelim. Tepesine, dibine. Evet, şimdi pembe ipi buraya alalım. İplerimiz biraz karışacak ama artık o kadar olur. Şimdi iki tane pembe yaptım arkadaşlar. Beyaz ipi böyle sardım. Şuraya üçüncü fıstığımızı beyazla yapıyoruz arkadaşlar. İki pembe, bir beyaz. Ve üçünü tek seferde topladık. Bakın bu şekilde. Şimdi bir beyaz tepesine ve dibine iki adet beyaz fıstığımızı tek seferde topluyoruz. Evet arkadaşlar, bakın üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Görüyorsunuz. Bir fıstık yaptık, kapattık. İki fıstık yaptık, kapatmadık. Üçüncüyü pembeye sabitledik. Ve üçüncüyü pembe fıstık yapıp üçünü tek seferde topladık. Sonra iki adet pembe fıstık ve bir beyaz fıstık yapıp üçünü tek seferde topladık. Ve ikili fıstık yapıp artırma yaptık. Bir üst sıraya da şu an geçebiliriz. Hemen bir fıstık yapıp kapatıyoruz. Şimdi tepesine, dibine ve pembe ipimi geri alıyorum arkadaşlar. Beyaz ipimi yürüteceğim. Onu buradan bu şekilde tutun. Bakın arkadaşlar, pembe ipim arkada kaldığı için benim onu ön tarafa çıkartmam lazım. O yüzden arkadan tığımı bu yuvaya geçirdim ve ipimi aldım. Pembeyi bu şekilde ters çevirdim arkadaşlar. Dilerseniz bir daha yapayım. Bakın pembe ipim arkada kaldı. Buradan yapsam böyle çıkacak, olmuyor. O yüzden ben arkadan tığımı geçiriyorum. Bu şekilde dolayıp buradan böyle çıkartıyorum arkadaşlar. Ve şimdi bir pembe yapıp iki beyaz, bir pembe olmak kaydıyla üçlü fıstık toplayıp kapattım. Evet. Şimdi yine devam edelim. Tepesine, dibine. Şöyle beyaz ipimizi unutmayalım yürütmeyi. Ve karşıya. Karşıya fıstık yapıyoruz. Bakın 3 tane pembe fıstığımız oldu. Tek seferde kapatıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi tekrar tepesine, dibine. Evet, pembe ipimi yine bırakıyorum. Üste aldım. Ve şimdi beyaz iple karşıya geçiyorum arkadaşlar. İki pembe, bir beyaz. Ve üçünü tek seferde topluyorum. Bu şekilde. Evet, şimdi beyazla devam ediyoruz. Tepesine, dibine ikili fıstık yapıp artırmamızı da yaptık. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bitirdik. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4. sıramız. 1, 2, 3, 4 yatay fıstığımız var. Şimdi tekrar dönelim. Bir üst sıraya geçelim. Yine tepesine hemen bir fıstık yapıp kapatalım. Hemen tepesindeki yuvaya bir fıstık yapıyoruz. Dibine, iplerimiz karışıyor ama artık idare edeceğiz. Şimdi tekrar yine pembe ipime geçeceğim arkadaşlar. Bakın
2 adet fıstık yaptım, kapatmadım. Şu şekilde yine aynı yöntemle ipimi bu tarafa geçireceğim arkadaşlar. Ve üçüncü fıstığımı yine pembeyle yaptım. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi yine aynı şekilde devam edelim. Tepesine, dibine ve karşıya. Evet, bu şekilde ipimizi yürütüyoruz beyazı içten. Bu şekilde arkadaşlar tepesine, dibine ve karşıya. Üçlü fıstık topladık yine. Evet. Şimdi tekrar tepesine bir pembe, dibine bir pembe. Evet, pembe ipimizi yine buraya aldık. Tığımızın üstüne. Şimdi üçüncüyü arkadaşlar beyazda yapıyoruz. Eminim birçoğunuz anladınız. Fakat hani ilk defa yapanları düşünerek ben bu küçük ayrıntıları göstermek istiyorum ki rahatlıkla yapabilsinler. Şöyle hemen yine artırmamızı yapacağız arkadaşlar. Tepesine ve dibine. Şimdi ikisini beraber topladık ve kapattık. Evet arkadaşlar, hemen şimdi size şöyle tutayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 yatay fıstık oldu arkadaşlar. 3'ü pembe, kenarlar beyaz şekilde. Şimdi size diğer sırayı da geçmeyi de göstereyim. Şöyle iplerimi toplayayım. Evet arkadaşlar, şimdi 6. sıramıza geçiyoruz. O da şu şekilde. Hemen ilk fıstığımızı yapıyoruz. Beyazla. Biliyorsunuz hemen artırma yapmak için, üst kata çıkmak için burada kapatma yapıyorduk bu fıstığımızı. Bu sefer azaltma işlemine geçeceğiz. O yüzden bu fıstığımızı kapatmadan hemen ipimizi yürüteceğiz. Ve buradan yine pembe ipimizi çevireceğiz. İkinci fıstığımızı şu şekilde pembeyle yapacağız. Bakın bu şekilde ikili fıstık toplayacağız arkadaşlar. Çünkü azaltma yapıyoruz artık. Bu şekilde. Evet. 2, 4, 6. 6. sıramızda hemen azaltmayla başladık. Ve beyaz ipimizi yine yürüteceğiz. Üçlü fıstık toplayarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. İlk üçlü fıstığımızı topladık. İkinci üçlü fıstığımızı da toplayalım. Tepesine, dibine, karşıya. Evet, bu şekilde. Üçlü fıstık topluyoruz. İkinci üçlü fıstığımız da oldu pembeyle. Evet, böyle. Şimdi bir üçlü fıstık daha yapalım. Tepesine, dibine. Karşıya. Evet. Evet, bu şekilde 1 2 3 yatay fıstığımız oldu pembe. Şimdi bir pembe fıstık yapacağız. Tepesine, dibine. Evet, 2 adet pembe fıstığımızı yaptık.
Bunu yine böyle alalım. Şimdi tekrar beyaz fıstığımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Üçünü beraber toplayacağız. Ve bir iki zincir çektik beyazla. Arkadaşlar beyaz iple işimiz bitti burada. Hemen onu keseyim. Daha rahat çalışalım. Çünkü sürekli karışıyorlar. İpler görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet. Hemen size göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 adet yatay fıstığımız oldu. Başta azaltma işlemi yaptığımız için kapatmadan hemen pembe yaptık ikinci. İkisini beraber topladık. O yüzden burada bir azaltma işlemi yaptık. Sonra üçlü fıstık topladık. Sondakinde sadece ikisini pembe, üçüncüyü beyaz olarak yaptık. Ve bu şekilde 1, 2, 3, 4 yatay fıstık elde ettik. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Orada da bu şekilde alırsak bakın arkadaşlar böyle geliyor. O yüzden yine biz tığımızı arkadan geçirelim. Şurayı da böyle yapalım. Şurada bir zincir çekelim. Beyaz ipimizi burada yok edelim. Şöyle. Evet. Bir fıstık yapıp kapatacağız arkadaşlar. Bakın artık şu kısma geldik. Şurayı yapıyoruz. Beyaz ipimiz burada bitti. Biz bir sıra pembe yapmaya devam edeceğiz. O yüzden biz bir fıstık yaptık, kapattık. Şimdi tepesine, dibine ve karşıya üçlü fıstık yapıp kapatacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramız arkadaşlar. 7. sıramızda beyaz ipimiz yok. Pembe ipimiz de devam ediyoruz. Şimdi yine tepesine, dibine, karşıya. Üçlü fıstık toplayıp kapatıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yine tepesine, dibine ve karşıya. Üçlü fıstık topladık ve kapattık. Tepesine, dibine ve karşıya. Üçlü fıstık topladık ve kapattık. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şekil oluştu. Biz burada 1, 2, 3, 4 fıstık elde ettik. Bakın. Evet, görüyorsunuz böyle. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Bu sıramız 4 yatay fıstıkla bitti. Şimdi hemen kalp formunu oluşturabilmek için bir üst sırada yine azaltma yapıyoruz arkadaşlar. Bir fıstık buraya yaptık, kapatmadık. İkinci fıstığımızı yaptık ve kapattık. Bu şekilde. Şimdi yine tepesine, dibine ve karşıya. Üçlü fıstık yaptık ve tek seferde topladık. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi diğer burası kalp formunu oluşturuyor. Şimdi benim tekrar bu tarafa yapmam gerekiyor. Ben hemen şöyle küçük bir örümcek yapıp buraya geçiyorum arkadaşlar ve ipimi buraya bağladım.
Bakın buradaydım. Küçük örümcekle bu noktaya geldim. 1, 2. İkinci fıstığın bitimine. Sağda da 2 kaldı. Solda da 2 fıstık kaldı. Alt sırada. Şimdi tekrar hemen buraya da diğer parçasını yapalım. Kalbin oval kısmını. Hemen tepesine ve karşıya yapıp ikili fıstık toplayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde. Şimdi tepesine, dibine ve karşıya. Evet, üçlü fıstık yaptık ve tek seferde kapattık. Bir, iki zincir çektik. Evet arkadaşlar, bu şekilde kalbimiz oluştu. Hemen ipimizi keselim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bu şekilde bir kalp yaptık. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi onu buraya birleştirmeyi de göstereceğim arkadaşlar. Ve kenarını nasıl gideceğimi de göstereceğim. Daha sonra ortasına bir çiçek yapacağız. Umarım anlaşılmayan bir yan yoktur. Bu şekilde yaptık. Dilerseniz ben beyaz ipliğimi hazırlayayım. Tekrar birleştirme kısmına devam edelim. Evet arkadaşlar, ben son parçamı da birleştirdim. Bir kıyısını bıraktım sizlere göstermek için. Sizler 6 parçanın tamamını yapıp tek seferde birleştirin ve tek seferde de kenarını dönün arkadaşlar. Ben şimdi hızlı olması adına, sizlere gösterebilmek adına kenarını da yaptım, hazırladım. Ama küçük son sıramızı biliyorsunuz, son parçamızın kenarını geçerken nasıl yaptığımı da göstereceğim. Şimdi size dilerseniz bu parçayı da nasıl birleştirmemiz gerektiğini anlatacağım. Yalnız daha önce bir husustan bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, lifimizdeki kalplerin yönü hepsi aynı. Saat yönünde arkadaşlar. Diğer türlü, hani şu tarafını yaparsanız birini bu tarafına, birini bu tarafına, kötü bir görüntü olacaktır, ters olacaktır. Bakın yönleri hep saat yönünü olacak şekilde. Kalplerimiz çünkü yan çark gibi böyle ilerliyorlar. Umarım hani anlatabilmişimdir, görüntüsünden anlamışsınızdır. O yüzden bir tek ona dikkat ederseniz birleştirme hususunda gayet güzel, başarılı bir model olacak inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi size nasıl birleştireceğimi de gösteriyorum. Bakın şu kenarında tam orta noktasından, uç noktasından bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 fıstık var. Biz bunun 5 tanesini birleştireceğiz. Karşılıklı olarak şu şekilde buradan hemen tığımızla tutturalım arkadaşlar. Şöyle geçelim, ipimizi buraya sabitleyelim. Şu şekilde ipimizi buraya sabitledik arkadaşlar. Şöyle sıkılayalım onu. Hemen ben bunu örümcek yaparak birleştirdim arkadaşlar. Hemen karşılıklı fıstıkları birbirine tutturdum. Örümcek yaptım. Hemen iki tane karşılıklı gelen fıstığı birbirine tutturdum. Hani farklı fıstıklar yaparak da birleştirebilirsiniz. Farklı şekilde de birleştirebilirsiniz ama ben böyle sade tercih ettim. Böyle denedim, daha hoşuma gitti. Siz tabii farklı da yapmak isterseniz sizin tercihiniz. Şu şekilde. Evet, 5 tane yatay fıstığımızı hemen kenardan bakın birleştirdik arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan başladık. Buraya kadar geldik. Bakın birer tane fıstık bu şekilde kenarlarda kaldı. Evet, ben şimdi ipimi yine keseyim arkadaşlar. Şuradan başlamam gerekiyor çünkü. Siz dediğim gibi kenarını tek seferde geçtiğinizde böyle kesme gibi bir probleminiz olmayacak. Buraları bitirip kenarını tek seferde gideceksiniz inşallah. Ben hemen ipimi sabitleyeyim. Evet arkadaşlar, ben ipimi böyle herhangi bir yere sabitledim. Siz de sabitleyin.
Hemen sabitlediğimiz yere bir adet fıstık yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 kere dolayalım. 1, 2, 3 zincir çekip hemen fıstığımızın dibine şu şekilde batacağız arkadaşlar. Buraya böyle bir fıstık kapatacağız. Sonra bir adet örümcek yapacağız. Ve evet, bakın tam orta noktasına geldik. Buraya da battık. Şöyle göstereyim. Oraya da fıstık yapacağız arkadaşlar. Yine dolduracağız burayı da. Şu şekilde. Hemen şöyle. Birleşme yeri. Sonra yine 3 zincir çekip bu fıstığı böyle arkasına doğru kapatacağız arkadaşlar. Şimdi yine bir örümcek yapıyorum. Bir ileriye. Bakın. 3 ya da 4 dolayın siz nasıl isterseniz ipinizin kalınlığına göre. Bu şekilde 3 zincir çekin. Hemen arkadan şu şekilde batıp dibine ipinizi çıkartın arkadaşlar. Evet, sanırım anlaşılmıştır. Her köşesine, her fıstık dibine yapacağız arkadaşlar bunu. Bakın şu şekilde ortada da var, kenarda, her uç noktada bu fıstığımızı yapacağız ve tamamen bütün kenarını dolanın arkadaşlar. Bu şekilde lifimizin son çiçek yapımına geleceğiz. Çiçeğini de anlatacağım ve lifimizi tamamlamış olacağız inşallah. Evet arkadaşlar, bakın ben tamamen yaptım, bitirdim. Tüm kenarını döndüm. Siz de yaptınız, bitirdiniz umarım. Beğenmişsinizdir, kolaylıkla yapmışsınızdır. Şimdi arkadaşlar, ortasına ben böyle bir çiçek hazırladım. Puf çiçek. Şimdi onu hani tarifini vereyim sizlere. Bakın bu şekilde ortasına da puf çiçeğimizi yerleştirdiğimizde hem bu ortadaki görüntüyü kaybetmiş olacağız hem de lifimize güzel bir hava verecektir. Böyle bir çiçek düşündüm. Umarım siz de beğenirsiniz. Farklı bir çiçek de yapabilirsiniz tabii ama ben bunu uygun gördüm, öyle söyleyeyim. Şimdi dilerseniz çiçeğimizin yapımına da geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizin yapımına da başlayalım dilerseniz. Hemen şöyle bakın, bir zincir çektim, burada kapattım. Şimdi 6 adet zincir çekelim arkadaşlar. Ve ilk başladığımız zincire şöyle batıp birleştirelim. Şimdi 1, 2, 3 adet zincir çektik. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen içine batıyoruz ve iki seferde çıkarttığımız trabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekip üstüne sarıyoruz ve iki kere de çıkarttığımız trabzan. Gördünüz, bir zincir, iki defa da çıkarttığımız trabzan. Bu şekilde. Bir zincir, iki kere de trabzan. Bir zincir, iki kere de çıkarttığımız trabzan. Arkadaşlar, yuvalarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 tane olacak arkadaşlar. 12 yuvamız olması gerekiyor. Bu 9, 10, 11. Şimdi 12. yuvamız için şu şekilde bir zincir çekeceğiz arkadaşlar. Dibine değil, hemen ilk trabzanımızın başına batacağız. Ve şu şekilde kaydırma yöntemiyle çıkarttık. Şöyle kapatalım, bir zincirimizi çekelim. Evet. Görüyorsunuz, 12 tane yuvamız oluştu. Şimdi arkadaşlar, bu puf çiçeğimizin yapraklarını yapacağız. Görüyorsunuz, 6 adet yaprağımız var. Hemen nasıl yaptığımızı göstereyim. İpimizi biraz böyle gevşek bırakıyoruz. Hemen üstüne alıyoruz. İlk yuvanın içine
Batıyoruz böyle arkadaşlar, ip sarıyoruz. Bakın 4 kere battım. İp sardım. Şimdi diğerine fıstık yapar gibi aynı. 1 2 3 4. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi ikisini de doldurduk, iki yuvayı. Parmağımızla arkadan yittiriyoruz ve şu şekilde içinden geçirip tek seferde 2 fıstığı topladık. 3 zincir çektik. Bakın. Ve zinciri ikinci yuvanın dibine, üstüne almadan battık arkadaşlar. Gördünüz. Bir adet yaprağımız oluştu. 2 yuvaya 1 yaprak. O şekilde. 3. Şöyle 4 yaptık. 4 de buraya saracağız arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Sonra ikisini tek seferde şöyle arkadan, şöyle bomba olsun, topladık ve yine dibine baktık arkadaşlar. Görüyorsunuz, ikinci yaprağımız da oluştu. Şimdi hemen altıya tamamlayalım. Evet. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Hemen dibine battık arkadaşlar. Şimdi 1, 2, yine dördüncü yaprağımıza geçtik. Aynı şekilde ilk yuvaya 4, ikinci yuvaya 4 sardık ipimizi. İki fıstığımızı tek seferde topladık. Evet. Bakın dördüncü yaprağımız da oluştu. Hemen 3 zincir çekip dibine batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen diğerini de yapalım. Eminim anlamışsınızdır. Ama hiç bilmeyenler için göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde. Tek seferde çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Yine dibine battık. Hemen son yaprağımızı da yapalım. On iki boya 6 tane yaprak yapıyoruz. Her yaprak 2 yuva gerektiriyor. Şöyle son yaprağımızı da yaptık. Şöyle dibine batın arkadaşlar. Bakın. 1, 2 zincir çekiyorum. Bunu şimdi keseceğim. Pembeyle işimiz bitti. Evet. Ben şu şekilde arkasına yürütüyorum arkadaşlar. Temiz çalışmak adına. Bakın. Evet. Puf çiçeğimiz hazır. Bir de ortasına ben bu şekilde bir tomurcuk yaptım. Onu da göstereceğim. O da şöyle arkadaşlar. Hemen beyaz ipimi aldım. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya bir fıstık yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Dört kere dolamamız yeterlidir. Şu şekilde. Bir, iki zincir çektim. Bakın. Şöyle bir fıstık yaptım. Hemen onu da şöyle biraz pay bırakıp keselim. Evet, görüyorsunuz. Bu şekilde bir adet fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Onu da şöyle getireceğiz. Bakın şöyle alttan çekin. Tığınızla. Evet, bir de burayı. Eminim birçoğunuz yaptınız bunu, biliyorsunuz. Ama ben hiç yapmayan arkadaşları düşünerek
anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunu da tekrar ediyorum ki. Şimdi arkasından arkadaşlar bakın böyle geçirdik. Şimdi buradan bağlayacağız. Tığımı bırakayım. Bu şekilde. Şöyle sıkı olana kadar bir iki düğüm atabilirsiniz. Evet. Hazır. Gördünüz. Şimdi hemen arkasındaki iplerimizi de keselim. Onları da temizleyelim. Evet. Şu şekilde. Evet arkadaşlar görüyorsunuz puf çiçeğimiz de hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel oldu. Çok sevimli. Ben çok seviyorum puf çiçekleri. Çok kullanıyorum modellerimde. Şimdi arkadaşlar şöyle buraya iğne iplik yardımıyla şurada küçük bir şey kaldı. Açıklık kaldı. Bunu tuttururken de birbirine geçirerek de yapabilirdik. Ben ama tek tek yaptığım için hani size göstermek için orasını mecbur açık bıraktım. Siz onu birleştirebilirsiniz. Ya da şu an iğne iplikle orayı hafif tutturup üstüne de puf çiçeğimizi dikebilirsiniz. Siz dikin, ben de dikeyim. Sonra tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın puf çiçeğimizi de diktik. Umarım siz de yaptınız, bitirdiniz. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğendiniz ve benimle beraber ördünüz. Şimdiden ellerinize sağlık diliyorum. Arkadaşlar videomun sonuna gelmişken sizleri Zeynep'in renkli lifleri Instagram hesabıma da davet ediyorum. O hesap da benim hesabım arkadaşlar. YouTube kanalımın ismiyle birebir aynıdır. İnşallah orada da buluşalım. Son olarak videomun sonunda arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum. YouTube abonelikleri ücretsiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz, beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sağlıklı kalın, hoşça kalın diyorum arkadaşlar.